Nesne kenetleme komutları. Ekranda bir nokta seçmeden tasarım yapmanız mümkün değildir. Doğru çizimler yapmak istiyorsanız, object snap yani nesne kenetlemenin nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekir. Nesne kenetleme, şekillerimiz üzerindeki belirli bazı noktalara kenetlenmemizi sağlar. Çalışmaya başlamadan önce durum çubuğunda grid yani ızgara ve dynamic input yani aktif veri girişi düğmelerinin aktif durumda olduğuna emin olun diğer düğmeler kapalı olmalıdır. Ekranda bir çizimin iki farklı hali görünmektedir. Birinci sırada çizimlerin bitmiş halleri, alttaki sırada ise henüz tamamlanmamış halleri var. Bu derste alttaki şekilleri tamamlayarak üstteki halleri gibi görünmelerini sağlayacaksınız. Çizim alanına yaklaşın. Sol taraftaki şekille uygulamaya başlayalım. Bu şekli bitirmek için çizgi komutunu kullanacağız. Şimdi yukarı çıkarak çizgi komutumuza tıklayın. Sonra bu çizginin bitiş noktasından, yani tam uç noktalarından çizgiyi başlatın. Bu bitiş noktasının bir koordinatı olduğunu biliyorsunuz. Fakat bunu hatırlamakta zorlanabilir veya tam hatırlamıyor olabilirsiniz. Bunun yerine object snap yani nesne kenetlemeyi kullanacağız. Şimdi çizim alanında shift tuşu basılıyken sağ tıklayın. Object snap menüsü açılır. Bu oldukça önemli menüyü belirli özel koordinatlara kenetlemek için sıklıkla kullanacaksınız. Menüden endpoint yani bitiş noktasını seçin. Çizgi parçası üzerinde AutoCAD'in bitiş noktasına nasıl kenetlendiğine bakın. Çizgiyi bitirmek için Shift sağ tık yapın ve bağlam menüsünden yeniden endpoint'i seçin. Çizgiyi tamamlayarak escape tuşuyla komuttan çıkın. Yapılan işlemden kısaca bahsedersek Shift sağ tıkla object snap menüsünü açıyoruz ve bitiş noktasını seçiyoruz. AutoCAD imlece en yakın bitiş noktasına kenetlendiğini görüyorsunuz. Bitiş noktasının neredeyse üzerine gelmek zorunda da değilsiniz. Arasındaki mesafenin %50'sini seçtiğinizde AutoCAD otomatik olarak bitiş noktasına kenetlenecektir. Şimdi boşluk tuşuna basarak son komutu etkinleştirin. Ardından Shift sağ tıkladıktan sonra menüden endpoint'i seçin. Uç kısma tıkladıktan sonra yeniden Shift sağ tıklayarak son kez Endpoint'i seçin. Şekli bitirdikten sonra Escape tuşuyla komuttan çıkın. Gördüğünüz gibi şekil, nesne kenetleme komutları kullanarak tamamlanmıştır. Şimdi yanındaki şekle bakın. Biraz büyütelim. Bu şekli tamamlamaya çalışalım. Bunun için bir çembere ihtiyacımız var. Çember komutuna tıklayın. Çemberi bu çizginin ortasından başlatmak için Shift sağ tıkla menüden midpoint yani orta noktayı seçin. Şimdi çizgiye tıklayın. Fark ettiyseniz orta nokta için görünen simge bitiş noktası için görünenden farklıdır. Çemberi dışa doğru çekin. Şimdi Shift sağ tıkla menüden endpoint'i seçin. Şekli tamamladıktan sonra Escape tuşuyla komuttan çıkın. Çizginin uzunluğu çemberin çapı olmuştur. Başka bir uygulamayla devam edelim. Çizim alanını kaydırarak sıradakine geçin. Çizgiler kesiştiği için bu aşamada kesişim noktalarına kenetlenmek için intersection yani kesişim komutunu kullanacağız. Şimdi çizgi komutuna tıklayın. Çizginin başlangıç noktasını belirlemek için Shift sağ tıkla açılan menüden intersection yani kesişime tıklayın. Kesişim noktası üzerine geldiğinizde merkez noktaya kenetlenecektir. Bu noktaya tıklayın. Şimdi diğer kesişim noktasına çizgiyi bağlamak için Shift sağ tıklayarak menüden Intersection üyesini seçtikten sonra kesişim noktasına tıklayın. Komutu iptal etmek için Escape tuşuna basın. Şimdi şeklin üstündeki çemberi çizmeye çalışalım. Çizgilerin kesişim noktası çemberin merkezi olacaktır. Şu an üzerine tıklayabileceğimiz bir kesişim noktası bulunmamaktadır. Şimdi Circle yani çember komutuna tıklayın. Shift sağ tıklayıp, Intersection öğesini seçtikten sonra soldaki çizgi üzerine tıklayın. Ardından sağdaki çizgi üzerine tıklayın. Çemberin merkez noktası bulunmuştur. Çemberin çizgilerin uç noktasına teğet olmasını sağlamak için, şimdi yeniden Shift sağ tıklayıp, Bağlam menüsünden Endpoint komutunu tıklayın. Çemberi tamamlayarak bir sonraki çalışmaya geçelim. Bu uygulamada Center Object Snap yani nesne merkezine kenetleme komutuna bakacağız. Center, çember veya yayların merkezinin yakalanmasını sağlar. Bu şekli tamamlamak için çizgi komutuna tıklayın. Ardından Shift sağ tıkla menüden Center yani merkezi seçin. Merkez noktayı yakalarken imleci AutoCAD'in gözü olarak düşünebilirsiniz. Eğer gözünüzü yaya çevirirseniz AutoCAD yayın merkezini bulacaktır tıkladığınızda AutoCAD çizgiyi çizmek istediğiniz noktayı yakalar. Yeniden Shift sağ tık menüsünden Center yani merkezi seçin. Sonra diğer çember üzerine gelip tıkladığınızda çizgi tamamlanacaktır. Şimdi Escape ile komuttan çıkabilirsiniz. Şimdi çember komutuna tıklayın. Shift sağ tık menüsündeki Midpoint komutuyla çizginin orta noktasından çemberi oluşturun. Ardından son olarak Intersection komutuyla kesişim noktasında bitirin. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir sonraki uygulamaya geçin. Bu defa da quadrant object snap yani nesne çeyreğine kenetlemeyi kullanacağız. Quadrant çember veya yayların 90'ar derecelik açılardaki çeyrek dilimlik noktaların yakalanmasını sağlar. Geçici olarak çemberi seçin. Mavi kare noktalara bakın. Bu noktalar çemberin çeyrek noktalarını temsil etmektedir. Çemberin kuzey, güney, doğu, batı olmak üzere 4 çeyrek noktası bulunmaktadır. Escape tuşuna basarak seçimi iptal edin ve çizgi komutuna tıklayın. Shift sağ tıklayarak menüden Quadrant yani çeyreğe tıklayın. Yaya tıkladığınızda AutoCAD imlece en yakın çeyrek noktayı yakalayacaktır. Şimdi Shift sağ tık menüsünden Quadrant komutlarını sırasıyla kullanarak çember üzerindeki dört noktaya kenetlenin ve çizgileri çizin. Gördüğünüz gibi Quadrant yayın çeyrek noktalarını bularak bu noktaları başlangıç ya da bitiş noktası yapabilmenizi sağlamaktadır. Şimdi merkez noktayı bulmak için Shift sağ tık menüsünden Center yani merkez komutunu tıklayın. Bulunan merkeze yeniden tıklayın. Son olarak sağ tıklayıp Close komutuyla şekli tamamlayın. Şimdi gerekirse çizim alanını biraz kaydırarak bir yandaki çizime geçelim. Bu defa Perpendicular Object Snap yani dikey kenetlenmeyi kullanacağız. Perpendicular en son tıklanılan noktanın dik olarak temas ettiği noktaya yakalanmasını sağlar. Çizgi komutuna tıklayın. Midpoint komutuyla bu çizginin orta noktasından çizimi başlatın. Shift sağ tıklayarak Perpendicular'ı seçtikten sonra bitireceğimiz bölümü seçin. Bu çizgi üzerinde istediğimiz noktaya tıklayabilirsiniz. AutoCAD otomatik olarak dikey bağlantı kuracağı noktayı yakalayacaktır. Perpendicular'ın anlamı 90 derecelik bir açı oluşturmaktır. Perpendicular tam tersi mantıkla da çalışabilir. Şimdi bu işlemi yapalım. Çizgi komutuna geri dönmek için boşluk tuşuna basın. Shift sağ tıkladıktan sonra menüden Perpendicular'ı seçin. Bunun sonrasında ilk olarak çizgi parçasına tıklayın ve çekin. Şu an tamamen bağımsız bir dik çizgi oluşturuyoruz. Bir sonraki kenetlenme komutunu vererek istediğimiz noktaya bir dikme çıkabilirsiniz. Şimdi Shift sağ tıklayarak çizmek istediğimiz nokta olan midpoint yani orta noktayı seçin. Ardından karenin orta noktasına kenetlenin. Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Şekli inceledikten sonra bir sonraki uygulamaya geçin. Bu kez tangent object snap yani teğet nesne kilitlemeye değineceğiz. Tangent bir yay veya çember üzerinde teğet noktalara kenetlenme imkanı sağlar. Bir çizgi noktası bir çembere teğetken yalnızca tek bir noktasıyla kesişir. Şimdi çizgi komutuna tıklayın. Shift sağ tıklayarak tangent'ı seçerek çizgiye başlayın. Soldaki yaya tıklayın ve çekin. AutoCAD burada yayla teğet çizer. Çizgiyi Shift sağ tıkladıktan sonra çıkan bağlam menüsünden tangent seçerek sağdaki çemberin teğet noktasına bağlayın. Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Şimdi çizgi komutuna dönmek için boşluk tuşuna basın. Sonra ilk teğet noktasından başlayarak ikinci teğet noktasına çizin. Gördüğünüz gibi çizgi ve dairenin tek bir kesişim noktaları bulunarak çizimler oluşturulmaktadır. Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Object Snap yani nesne kenetleme çizim yaparken sıklıkla kullanacağınız birçok kullanışlı bileşen içerir. Nesne kenetleme kesin ve doğru şekiller çizmenin en garanti yoludur.